Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya düzenlemesinin getirileceğini, gerekirse kaldırılacağını söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani biz bence Türk insan olarak zaten sosyal medyayı kullanmayı bilmiyoruz. Bence doğru karar. Kaldırılsın. Yeterince zamanımızı da alıyor. Vaktimizi de harcıyor. Gelen kuşakta maalesef buralarda olur olmadık şeyler yayınlıyor. Özellikle isim verecek de olursam TikTok'tan başlansın abi bu mevzuya. Türkiye'ye kapatılsın abi bu iş. Kararına saygı duyuyorum ama ne yapmaya çalışıyor onu merak ediyorum. Ya kaldırmak şimdi yani Türkiye'de böyle bir şey yapması. Yani sağlık açısından oluyorsa yani sosyal medyada paylaşımlar zaten koronavirüs olsun, değişik medyalar olsun. Yani bir tartışma yürütüyor. Yani eğer bizim için olumlu bir şey olacaksa kaldırsınlar. Sıkıntı yok benim için. Valla vatandaş bu sosyal medyayı düzgün, doğru düzgün kullandığı sürece bir sıkıntı yok. Ama herkes kendi siyasi menfaati için, birilerine hakaret etmek için kullandığı zaman kötü örnek oluyorlar gençlere. Yani doğru düzgün kullanılırsa bir sorun yok. Ama herkes kendi çıkar ve menfaatleri için kullanırsa hiç de yararlı bir şey değil. Bence kaldırırsın sosyal medya. Hiçbir şekilde kullanılmasın. Ne geliyorsa başımıza sosyal medyadan geliyor. Peki siz kullanıyor musunuz sosyal medyayı? Ben sadece WhatsApp kullanıyorum. Instagram, Face hiçbir şey kullanmıyorum. Bence kaldırılmaması gerekiyor. Sonuçta insanlar birbirlerinden de haber alıyorlar. Ben doğru bulmuyorum. Yani bu kadar. Bence sosyal medya çok büyük bir mecra. Orada iyi de kötü de her şekilde her şey olabiliyor. İnsanların yani kendilerini düzgün kullandıkları sürece hiçbir sıkıntı yok bence. Kaldırılmaması gerekiyor. Toplumumuzda aile olarak gerçekten de birçoğumuzun özellikle internet ve telefon kullanımında yaş sınırları bayağı azaldı. Dolayısıyla çocuklarımız, herkesin elinde telefon var. TikTok denilen bir saçmalık var. Mesela çok takip ediyorum, görüyorum. TikTok'taki birçok videoyu ben zaten kaldırılmasından yanayım. Vallahi iyi yönleri de olacaktır, kötü yönleri de olacaktır yani. Ben şahsen Netflix kullanıyorum. Netflix'in ne gibi bir zarar olduğunu bilmiyorum. Yani film seyrediyorum sürekli. Zararlı diyorlar ama film seyretmenin neyi zararlı onu da bilmiyorum. O kadar zararlı şey varken sosyal medya biraz garip geliyor işin açığı. Sosyal medya bir ülke kapandı mı ülkeyi kapatması gerekiyor. Sosyal medya kapanır mı ülkenin? Biz sosyal refah insanların görüşebileceği, konuşabileceği tek şey alan. Derdini nasıl anlatacak bu millet? Recep Tayyip Erdoğan mı anlatacak? İyi bir şey. Şimdi şöyle bir şey. Sosyal medyayı kötü kullananlar var. Faydalı olarak kullananlar var. Faydasız olanların kalkması olabilir yani. Valla yer yer doğru buluyorum. Çünkü sosyal medya çok büyük bir deniz. İçinde çok büyük kirlilikler bulunduruyor. Hani amacına göre kullanılmıyor. Haklı kısmen. Sosyal medya tabii ki her kesimden insanın kendi fikrini rahatça veya kendini rahat hissettiği biçimde paylaştığı bir ortam. Ama görüyoruz ki bazı şahısların hakarete veya küfürlere varacak kadar ileri gittiği oluyor. Tabii ki bunların sınırlandırılması doğrudur. Ancak tamamen kapatma veya sınırlandırma veya erişime kapatma sanki bizi üçüncü dünya ülkelerinin arasına koyuyor gibi bir izlenim bırakıyor. Buna karşıyız. Ancak tabii ki de kontrol altında tutulması gerekiyordur. Bizim fikrimiz bu. Bence de aynı şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Zaten içerisinde olan içeriklere insanların bakıp bakmaması zaten kendi iradesiyle insanlar bakıp bakabiliyor. Bu yüzden yani tabii kısıtlandırılma gerekli ama tamamen kapatılmasını ben de çok doğru bulmuyorum. Sosyal medya herkesin özgürlük alanıdır yani. Buna dokunulması ya da herhangi bir müdahale edilmesi yanlış olur bence. Sosyal medya her işe yarıyor. Ticari amaçlı olsun, normal amaçlı olsun. Tabii kişiye göre değişiyor. Kimi iyiye kullanıyor, kimi kötüye kullanıyor. Zarar verici bir şey olduğunu düşündüğü için kapatabilir. Normal buluyorum ben de. Sosyal medyadaki gereksiz yorumlara ben de karşıyım. Bence düzeltilsin. Kaldırılmasın, düzeltilsin. Sosyal medyanın adı üstünde. Özgürlük. Özgürlüğü kısıtlama denir buna. Abi bence bu uygun bir karar değil. Çünkü milletimiz bununla vakit geçiriyor. Yani sıkıldığı zaman tek sosyal aktivite bu. Bu da kaldırılınca yani millet içeride sıkıldığı için kendini dışarı atacak. Dışarı atınca da tabi sosyal mesafe diye bir şey kalmayacak. Yani bence kaldırılmasın. Yani bilmiyorum. Daha önceden de böyle bir şey olmuştu çünkü. Bayağı bir tepki olmuştu. Yine aynı tepki oldu. O bence kaldırılmasın yani ben kaldırılmasına karşıyım. Açıkçası ben sosyal medyayı uzun süredir kullanıyorum. Şöyle söylemek gerekirse
Yani insanların kişisel özgürlüklerine bence müdahale edilmemesi gerekiyor. Saçma buluyorum, gereksiz şu an yani. Farklı gündemler varken bununla uğraşılması gereksiz. Yani ben biraz gereksiz buluyorum bu konuyu. Yani şöyle bir şey var, onca gündem olacak şey varken sırası mıydı yani bunların? Zaten insanların popüler kültür gereğiyle bir tane interneti var aktivite olarak. Onu da elinden alırsa çok büyük seçimlerde oy kaybedeceğini düşünüyorum ben. Düzenleme getirilmesi şart tabii ki. Niye? Çünkü çok olumsuz, hakaret içerici falan cümleler kullanılıyor ama olması da lazım. Olmazsa olmaz. Çünkü tabii insanlar bir yerde eleştiri yapacak, olumlu olumsuz görüşlerini bildirecek. Bence şart. Ama düzenleme getirilmesi lazım tabii ki. Bence kaldırılmasına gerek yok abi. Twitter olsun, YouTube olsun, Netflix olsun bunları kapatacağını söyledi. Yani gerekirse. Ve bence hoş olmaz çünkü hepsi çok sevdiğim uygulamalar, çok sevdiğim siteler. Kaldırılması tabii hoşuma gitmez. Bence fikir özgürlüğünü yansıtabilmemiz açısından zaten normal olarak toplumda yer edinemiyoruz. Yani bu toplum tarafından baskılanan bir durum ve sadece kendimizi bu mecralarda ifade edebiliyoruz. Ve bu bizim için bayağı toplum için genel olarak bir sorun arz eder diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı sosyal medyanın Türk toplumunun ahlakı değerleri etkilediğini söyledi. Doğru. Siz bu kanka ne düşünüyorsunuz? Doğru, çok doğru. Tüm aile yapımızı, insanla olan saygımızı, kendimize olan saygımızı kaybettirmiş durumda. Valla vatandaş bu sosyal medyayı doğru düzgün kullandığı sürece bir sıkıntı yok. Ama herkes kendi siyasi menfaati için, birilerine hakaret etmek için kullandığı zaman kötü örnek oluyorlar gençlere. Yani doğru düzgün kullanılırsa bir sorun yok. Ama herkes kendi çıkar ve menfaatleri için kullanırsa hiç de yararlı bir şey değil. Peki sizce düzgün kullanılıyor mu? Bir kısım insanlar düzgün kullanıyor, bir kısım da hakaret içerikli kullanıyor. Yani. Cumhurbaşkanımız sosyal medyanın Türk toplumunun ahlakı değerini etkilediğini söyledi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte Türkiye'de doğru düzgün bir eğitim olmadığı için, doğru düzgün bir milli eğitim verilmediği için herkes kafasına göre bir eğitim alıyor. O yüzden de eğitim seviyesi düşük olduğu için bu türlü kötüye kullanımlar oluyor. Yani ahlaki değer bence artık almış başını yürümüş gidiyor. Ahlak diye hiçbir şey kalmamış bu toplumda. Onun için buna bir çözüm bulmaları lazım. Şimdi yanlış kullananlar da var ama insanlar doğru, mesela bunu şikayet edip de kaldırtabilirler ama genel olarak kaldırılmaması lazım. Kesinlikle etkiliyor. Tek kelimeyle etkiliyor yani. Bayağı bir etkiliyor. Yani 10 yaşındaki çocuk bile artık TikTok'a inanılmaz hiç akla gelmeyecek çok saçma sapan videolar çekip atabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Doğrudur. Doğru. Kötü yönde kullanan insanlar da çok. O yüzden hak da veriyorum yani. Çok olabilir yani. Onlar şey değil yani. Yani iyi de var, kötü de var. Yani iyi o şey de olabilir, kötü şey de olabilir. Ya şu anki gençlik zaten normal değil. Hani herkes farklı bir şey peşinde. Herkes hani değişik paylaşımlarda, kötü amaçla kullananlar var. Hani onların yasaklanması daha iyi olur. Ya zaten yozlaşmaya başlamıştı. Bu da çok büyük bir zemin hazırladı. Doğru buluyorum, haklı. Hani ne olur tamamen kapanmaz da çok iyi bir altyapıyla temizlenebilir. Türk toplumu tabii ki sosyal medyayı istediği gibi kullanmakta özgür. Kimse Türk toplumunu bir şeylere dayatmıyor veya bir şeyleri izlemesini zorunlu kılmıyor. İsteyen bakar, isteyen bakmaz. Her insan kendinden mesul. Bence de tabii sosyal medyada Türk kültürüne veya İslam kültürüne aykırı bazı şeyler var ama ya bu tabii her şey insanın kendisinde bitiyor. İsterse bakabilir, isterse bakmayabilir. Yine bence yani insanın kendi iradesi burada şeydir. Herkes kendi, her koyun kendi bacağından asılıyor. O konuda haklı çünkü çok saçma sapan paylaşımlar oluyor. Yani onlara yönelik bir kısıtlama gelebilirse, yani böyle bir şey varsa daha mantıklı olur. Ama diğer türlü komple yasaklamak biraz yanlış olur bence. Katılmıyorum şahsen. Herkesin kendi fikri açıkçası bana kalırsa. Katılmıyorum. Bu konu hakkında doğru buluyorum. Hani ahlakı ortalığı gerçekten kötüye götürüyor. Özellikle TikTok.
insanlar hani yoldan çıkarıyor. Bu konu hakkında düşüncem ne diyorsa başbakanımız odur, Cumhurbaşkanımız. Ya bazı kullanıcılar sağ olsunlar yani Cumhurbaşkanı ahlaki değerlerini bozuyorlar. Değişik paylaşımlar yapıyorlar. Yani onlar aslında tespit edip ceza verebilirler, öyle bir şey olabilir. Katılıyorum, evet. Ahlakını etkiledi birçok. Benim düşüncem bu olayları gündemi sadece yıkıldı, doldurmak için. Aileler bozuldu. Yani çocuğun kendi sosyal çevresinde ama bir arkadaşı yokken şey 200-300-500 şey tane arkadaşı, yaşlılarından da daha büyük yaşlılarda insanların arkadaş olduğu biliniyor zaten. Geriden gelmiyor. 2020 altın çağı. 2023 hedefinde gidiyor. Doğru ilerliyorsan bu çağın farkına varması bunlar lazım. Büyük insanlar, ama bence zaten etkilenen kişiler zaten o sayfalara girer zaten etkilenir. Bence yanlış biliyorlar. Bence öyle değil. Bence şudur ki hayırlısı yani olsun. Yani öyle gözükse bile herkesin sosyal medyaya Cumhurbaşkanı, bence illaki bir ihtiyacı Türk oluyor. Ahlakı değerli yani etkilediğini söyledi. En azından bilgi edinmek siz için bu bile. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir şeyler öğrenmek şimdi için bile sosyal medyadan bir şeyler öğreniyoruz. O yüzden Avrupa'nın ve Amerika'nın ben karşıyım ya da yani diğer buna. Dış aslında ülkelerin etkisinde kalmış bir toplumuz. Aslında o da doğru. Çünkü sosyal medyada gerçekten büyük bir yozlaşma var. Müslüman bir toplum ahlaki değerleri de etkiliyor. Ama gerekli eğitim verilerek gençlerimize, çocuklarımıza sosyal medya düzgün kullanılabilir. Yani ahlaki dezenformasyonlardan kurtulabiliriz. Gerekli eğitimle. İyi yönde de kötü yönde de olduğunu söylüyorum. Etkilediği söylenemez. Tüm dünya genelinde böyle bir şey var. Efendime söyleyeyim. Hani yani internet doğru kullanıldığı takdirde böyle çok da etkileyeceğini söylemeyiz. Şey İşine geldiği gibi davranıyor değil. İlla ki yapılan olumsuz açıklamalarda bazı şeyler var. Olumsuz olarak etkilenebiliyor ama işte bu düzenleme getirilirse daha iyi bu daha doğru bir şekilde yansımış olacaktır. Yani birçok site var tabii ki, yararlı içerikleri olan, zararlı içerikleri olan. Yani insanların biraz özgür iradesine kalmış bence. Yani herkes istediği siteye girebilir istediği şekilde. Yani tabii 18 yaş sınırlaması da var. Yani çocukların tabii girmesini ben de çok doğru bulmuyorum ama yetişkin bir insan da kendi kararını verebilir. Yani kendi istediği siteye girebilir diye düşünüyorum. Gerçekten ahlaklı bir toplum oluşturup ben şu şekilde düşünüyorum. Yani ahlak diye bir kelime varsayarsak bunun altı nasıl dolduruluyor ve bunun çapı nedir? Yani bunu biz ilk önce bilmeliyiz ki buna göre bir yorum yapılabilsin. Neye göre ahlak?